Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle askılı bir bluz, crop bluz da deniliyor, çalışmasını yapacağız. Bluzumuz beşgen motiften oluşacak. Dört tane bu şekilde motiften elde edeceğiz. Tığımız 3,5 numara. Ben Alize Cotton Gold ile göstereceğim sizlere, fakat Alize Cotton Gold yazlık bluzlarda çok da elverişli değil. Yakıcı olacağı için Alize Diva, Mercer ziplerde tercih edebilirsiniz. Ben size ölçülerini söyleyeceğim motifin. Ona göre yapabilirsiniz. Pardon. Şimdi benim yapacağım bu model 36 bedene denk gelecek. Siz bunu 38, 40, 42 istediğiniz bezende yapmak isterseniz yapım şekli aynı. Sadece bu çevresini ben mesela 3, 4, 5 sırada bıraktım 36 bedeni. Siz 2 sıra daha giderseniz 38 beden olur. 4 sıra daha giderseniz bundan sonra 40 beden, 42 beden diye büyütebilirsiniz. Bedenlerimiz bu şekilde olacak. Şimdi beşgen olduğu için şöyle bir ölçüm yapayım size. 15 santim. Şöyle tutuyorum, yine 15 santim. Çapraz yaptığım zaman 17 santim. Yani sivri yerinden alt köşeye kadar 17 santim. Siz buna göre tabii motiflerinizi de yapabilirsiniz. Dediğim gibi Alize Diva biraz daha ince olduğu için onlarla yaparsanız motifimiz biraz daha küçük olur, ama bu fazla da olmaz. O yüzden bu ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi ben motifleri biraz hazırladım. Son motifimi de sizlerle yapacağım. Başlangıç olarak şöyle bir orta yapıp 6 tane zincir çekelim. 6 zinciri ilk başlangıç yeri ile sabitleyelim, bir orta elde edelim. Burada 3 tane zincir çekip bir tane ilmek alıyoruz. Boşluğa bu şekilde ikili trabzan yaptık. Şimdi arada 2 tane zincir çekip ilmek alıyoruz. İki tanesini çektik, ikisi tığımızda kaldı, ilmek aldık, trabzanın iki tanesini çektik ve şu üç tane kaldığı zaman üçünü birden çekiyoruz. İki tane zincir çekip aynı işlemi tekrar, ilmek alıyoruz, yarısını aldık, ilmek aldık, ikisini bir çektik, üç tane tığımızda kalıp üçünü birden çekiyoruz. Tekrar iki zincir çekip aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Yani tam ortada şu şekilde duracak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olana kadar. İki zincir çektik, ilmek aldık. Yarısını aldım, ilmek alıp yarısını daha çektim. Hepsini bir topladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane daha yapıyoruz aynı yere. Üç, beş, altı, yedi, sekiz oldu. Dokuzuncuyu yaptım. Son dolgumu da yaptım. Hepsini çekiyorum. İki zincir çekip ilk başlangıç yerimizdeki zincir yapmıştık, onun tam tepesine ilmek almadan içinden de kaydırarak bir zincir çekip ortamızın ipini kopartalım. Şu şekilde.
Bunu hemen kaybedelim. Bir tane şuradan yapalım. Arka kısmından iplerimizi böylece yürütmüş olalım. Daha sonra temizleriz yine. Siz de o şekilde temizleyebilirsiniz. İlk yapanlar için daha detaylı göstermek istiyorum. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bir zincir çekip herhangi bir boşluğundan, bu iki zincir çektiğimiz yerden bu ilmeğimizi buraya bir sabitledik. Üç tane zincir çekip bir tane ilmek aldık. Bunu bir toplayalım. İkili trabzanla topladık. Burada 3 tane zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Alt kısımda yaptığımız gibi yarım aldık. İkisini çektik. Yine 3 tane kaldı. Bununla yetmedi. İlmek aldık. Diğer boşluğa yarıya kadar yine aldık. İlmek aldık. Şu şekilde tığımızda 5 tane ilmek kalınca hepsini birden çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Aynı boşluğa yarıya kadar aldık. 2 tane kaldı. İlmek aldık. İkisini aldık. 3 oldu. İlmek aldık. Yani 2 tane buraya, sonrasını diğer boşluğa. 5 tanesini birden çektik. 1, 2, 3 tane zincir çekip ilmek alıp aynı yere. Yani her boşluğa 2 tane olması lazım. Fakat bu geçişlerde topluyoruz. Arada boşluk oluyor. 3 zincir çektik. Aynı yere 1, 2 tane yaptık. İlmek aldık. 1, 2, 5 taneyi birden çektik. 1, 2, 3 zincir çekelim. İlmek alalım aynı boşluğa. Yarısını aldık. 5'ini birden çekiyoruz. Burada 3 tane zincir çekip, bakın bu şekilde olacak orta yeri. Bunu, aynı işlemi buraya kadar yapalım. Yaparken siz de elime bakmış olursunuz. Bu aradaki zincirler büzme yaparsa şu şekilde 4 tane de çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre hiç önemli değil o zincirin kaç tane olması. 3 veya 4 de olabilir. Eliniz hangi zinciri kaldırabiliyorsa. Son yerimize geldik. Şimdi burada arkadaşlar aynı şekilde her bir boşlukta 2 tane olması lazım tabi. 2 tanemizi çektik. Bu üçünü bir toplarken, hani hepsini bir topluyorduk. Şu ikisi yarım kaldı ilk başlangıçtaki. Buna takıp hepsini bir toplamış olduk. Burayı tekrar göstereyim. Son olan kısmı 2 tane aldık, 3 tane ilmeğimiz kaldı.
ilk başlangıçta zincirle birlikte yaptığımızın tam tepesine ilmeğimizi takıp hepsini bir çekip bir zincirle burayı da kapatmış olduk ve aynı şekilde modelimiz devam etti. Şöyle. Şimdi ilmeğimizi aldık boşluklara. İkili trabzan ile 1, 2, 3, biraz uzun çekebilirsiniz. Uzun çekmede kastım şunu, uzattığınız zaman biraz daha trabzanlarınız uzun olmuş oluyor. Altı tane ikili trabzan yaptık. Ve hiç ilmek almadan hemen bu yaptığımızın tepesine ilmeksiz buraya sabitledik. Yine ilmeğimizi alıp diğer boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapıp hemen diğer şu yaptığımızın tam tepesine bunu sabitledik. İlmek aldık. Diğer boşluğa. İpim de karıştı bu ara arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yaptık. İlmek almıyoruz. Sık iğneyle tam ortaya sabitledik. Bu şekilde bütün boşlukları 6 tane trabzanla dolduralım. Aralarda bir tane sık iğne sabitlemek için. Dediğim gibi 4 tane motiften oluşuyor. Yine askılı güzel bir krop olacak. Sonuncuyu da tamamladık. Aynı aradaki boşluğa ilmek almadan içinden kaydırarak bir zincir çektim, sabitledim ve bu orta motifimiz bitmiş oldu. İpimi koparttım. Şu şekilde bir çiçek gibi oldu. Bakın çok güzel oldu. Bunu İpimizi de kaydırarak bakın şu şekilde yaptık. Şimdi ana rengimize geçelim. Tabi bu renkler istediğiniz renklerde sizler de örebilirsiniz. Ben bu rengi tercih ettim. Şöyle alalım ipimizi. Yine başlangıçta bir zincir atıp şu an herhangi bir yerinden başlayacağım yine. Şimdi yapacağım işlemi dikkat edin.
Önce bu ipimizi biz orta yere tam iki tane yaptığımız dolgunun orta yerine sık iğne yaptığımız tek sık iğne yaptığımız yerin tam tepesine ipimi sabitledim. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şunu biraz şöyle koyalım. Daha net görebilirsiniz. 3 tane zincir çekip yanına bir trabzan yaptım. Bu trabzan bitip geldiğimizde köşe olacak. Yani şöyle köşemizin şu yarısını yapmış olduk. Şimdi aralarda iki tane zincir çekiyoruz. Tam dolguların orta yerine hiç ilmek almıyoruz. Önce bir tane sık iğne. İki tane zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Tam orta yere sık iğne yaptığımız orta yere bir tane ikili trabzan. İki zincir çektik. Yine tam tepesine dolguların ilmek almadan bir tane sık iğne. İki zincir çektik. Şimdi buraya köşe. Yani her iki tane çiçekten arası köşe olacak. İki zincir çektik, ilmek aldık. Tam boşluğa bir trabzan, yanına bir trabzan daha, iki. Üç tane zincir çekip burası köşe olduğu için aynı yere ikili trabzandan iki tane daha yapıyoruz. Köşemiz oluştu. Bura bir köşe, bura iki, üç, dört, beşinci köşemiz. Yani her iki çiçeğin ortasına bir köşe. Şimdi iki zincir, buradaki işlemi tekrar yapıyoruz. İki zincir çektik, tam tepesine sık iğne. İki zincir çekiyoruz, bir tane ilmek alıp orta yere bir trabzan. İki zincir çektik. Tam tepesine sık iğne. İki zincir çektik. İki tane bitmiş oldu. Şimdi tam ortasına tekrar bir köşe daha yapıyoruz. Arada 3 zincir, aynı yere 2 tane daha trabzan. Köşemiz tamamlandı. Yani şu köşeleri oluşturuyoruz. Bakın motifimizi nasıl düzeltiyoruz. Beşgen olacağı için iki köşesini yani iki kenarını yapmış olduk. Bu şekilde sona kadar gidelim. İki tane zincir ilmeksiz batıyoruz. İki zincirle bir ilmek alıyoruz. Orta yere battığımızda İkili trabzan yaptık. İki tane zincir çekip ilmeksiz tam çiçeğin tepesine battık. İki zincirle tekrar bir köşe daha yapıyoruz. Üç tane zincir çektik. Aynı yere tekrar batıyoruz iki tane. Bakın üçüncü köşemiz de tamamlanmış oldu. Yine iki zincir çektik, sık iğne ile battık, iki zincir çekip ilmek aldık, iki zincir tam tepesine sık iğne, iki zincir ilmek alıp bir köşe daha yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz köşelerin arasına. Aynı yere iki tane daha trabzan yaptık. Dört köşemiz tamamlanmış oldu. Son köşemizi bitiriyoruz. İki zincir çekip tekrar sık iğne. İki zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki olduğu köşemizi tamamlıyoruz. İki taneyi çektik. Son köşemiz buraydı. Ha,
Her zaman bir motifte de göstermiştim. İpimizi yani birleştirme yeri belli olmasın diye hep köşeden başlayıp burada bir zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz. Tam zincirin tepesine 3 tanesini birden çekip köşemiz tamamlanmış oluyor. Burada hemen 2-3 tane zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Tam boşluğa bir tane trabzan yaptığımız zaman geldiğimizde bu köşeyi nasıl burada yaptığımız gibi tamamlamış olacağız. Şimdi aralarda hep birer zincir, bu boşluklara ikişer tane trabzanla devam ediyoruz. İlmek aldık. Hemen bu boşluğa bir, iki trabzan. Bir tane zincir çektik, ilmek alıyoruz. Bir, iki tane trabzan. Bir zincir, her boşluğa iki tane trabzan. Bir zincir, boşluğa tekrar trabzan, iki tane. Bir zincir, köşeye geldik. Köşeler her zaman aynı. İki tane trabzan yapıp 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Aynı boşluğa 2 tane daha trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Bu boşluğa da diğer köşemizde yaptığımız gibi ikişer tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekerek her boşluğa 2 tane trabzan. Aralarda bir zincir, köşeye geldik yine, iki tane trabzan, üç zincir, ilmek aldık, aynı köşeye tekrar yapıyoruz, bir zincir çektik, bu şekilde sona kadar gidelim. Zaten üst kısımları hep aralar ikişer trabzan, ikişer trabzan, arada bir zincir, köşeler yine aynı 3 zincirle köşelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra öreceğiz. Bu başlangıç sırayı saymadan 4 sıra başlangıçla birlikte, yani şöyle saydığınız zaman köşeyi 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Ama biz 4'ten sonra eklemesini de göstereceğim. Bir tane ilk başta bu şekilde bitireceksiniz. Bu ikinci sırayı da gösterince anlatacağım şimdi size. Köşeye geldik yine. Aralarda 3 zincir. Tekrar trabzanı yaptık. Sona kadar gelelim. Evet, başlangıç yerimize geldik. Bir zincir çektik, ilmek aldık. Köşenin ortasına yarım köşemizi tamamlayalım yine. İki tane trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyoruz, ilmek aldık. Tam tepesine üçünü birden çektik. Köşemiz yine tamam oldu. Burada yine 3 zincir ile aynı boşluğa bir trabzan. Yani burası hem birleşme yerimiz oldu hem de köşemizden devam ediyoruz. Birleşme noktamız hiç belli olmadan. Görmüş olduğunuz gibi burada nasıl başladıysak aynı şekilde yine başladık. İlmek alıyoruz.
Bu boşluklara ikişer tane trabzan, aralarda bir zincir. Artık 4 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Başlangıç yeriyle 5 tane olacak. Köşeye geldik yine. Köşeler hep aynı dediğim gibi. 1, 2, 3 zincirle aynı yere köşemizi tamamladık. Bu şekilde sona kadar gidelim. Geleceğiz tekrar aynı işlemi. Sadece önemli olan bu beyazın ilk kurulum noktası önemliydi. Diğer kalan nokta hep aynı şekilde gidecek. Dediğim gibi 4 sıra 5 sıra sizin bedeninize göre bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra 36 bedene denk geliyor deminki ölçülerde. Şimdi bunu bir bitirelim. Sonra tamamen bir tanesini bitirip arkadaşlar ipinizi kıracaksınız. İkinciyi de yapacaksınız. Fakat son sırasında, ikincinin son sırasında her bir köşeyi ekleme yapacağız. Onu da göstereceğim şimdi. Normal bunu gösterdiğim gibi bir tanesini bitirelim. İkincisinde, üçüncüsünde ve dördüncü eklemeleri yapacağız. Onu da göstereyim. Üçüncü sırayı, yani şu dolguyla ikinci sırayı da olabilir. İkinci sırayı bitirdik. Şöyle başlangıçta üçüncü sıra oluyor arkadaşlar. Yine köşeye geldik. Köşemiz yine aynı. Şunu çektik. Köşemiz oluştu. Üç zincirle yine yarım köşeyi yaparak devam edelim. Bir zincir çektik. Aralar yine birer zincirle bütün boşluklara ikişer trabzan yaparak bu sırayı da bitirelim. Dördüncü sıramıza da geldik yine. Bir, iki, üç, dört. Bir sıra daha yaptıktan sonra siz bir taneyi bitirip kenara koyun bunun gibi. Sonra diğerin ikinciye başlayacaksınız. Sonra ikincinin son kenarında bunu buraya birleştireceksiniz. Ben bu son kenarımı yaparken şöyle göstereyim. Bu sırayı geçelim, bu kenarı. Herhangi bir kenarı hiç fark etmez, ekleyebilirsiniz. Biraz hızlı geçeceğim burayı. Köşeye geldik. Bir taneyi dediğim gibi sabit bir tane bitireceksiniz. Diğerinin 1, 2, 3, 4, 5. köşede 1, 2, 3, 4, 5. köşeye geldiğinizde, yani 5. sıraya, burada bir zincir çektik. İlk yaptığımız motifimizi alıyoruz. Hemen köşesine ilmek almadan sabitledik. Köşemizi tamamlayalım. İki tane yaptık. Bakın köşeden köşeye eklemiş olduk. Şu şekilde. Sonra bir zincir çekip karşı hemen köşenin yanındaki boşluğa bir zincir çekerek onu da ekledik. Yani diğer motiflerde de gösterdiğimiz gibi, bunu hiç bilmeyen arkadaşlar için de, tesadüf gelen, videoma denk gelen, hiç örgü bilmeyenler için daha detaylı anlatmak istiyorum. Bilenler zaten bilir. Bir tane ilmek alıp şu boşluğa geldik. İki tane trabzan yaptık. Bir zincir çekip eklediğimiz yerin hemen yanına ön taraftan arkaya doğru ilmeğimizi taktık. İpimizi çektik. Ve burada bir zincir çekip eklemiş olduk. Hemen bu taraftaki
Devam ediyoruz örgümüze. Bir zincir çekip ilmeğin tığımızı üstten alttan ipimizi çektik. Bir zincirle şu şekilde eklemiş oluyoruz. Bir zincirle üstten verdik, alttan ipimizi çektik. Bir zincirle tekrar yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde bu köşesini iki motifi birleştirmiş oluyoruz köşeden köşeye. Köşeye geldik. İki tanesini ördük. İki zincir çekiyoruz köşelerde. Hemen orta yerinden ilmeksiz aldık. İki zincir çekip köşeyi tamamlayalım. Bakın. Karşılıklı eklemiş olduk. Sizin ekleme yönteminiz de vardır. Öyle de ekleyebilirsiniz. Sonuçta bütün ilmekler karşılıklı gelecek şekilde ekleyeceğiz. Başlangıç yerim burası. Bunu bitirip motifi şuraya kadar geleceğim şimdi. Motifimizi devam edip diğer motifime geçeceğim ekleme yerine. Onların da son sıralarında ekleme olacak. Bakın ben zaten hazırladım. Şu şekilde. Şurası başlangıç noktası. Şuradan ekleyeceğim için son 5. sıranın 2 köşesini yapmadan bıraktım. Şöyle sizlere göstermek için hazır ettim. Başlangıç yerine, yani motifimizin son yerine bu şekilde dolandık, geldik. Bitirdim. Burada 3 tane zincir çekip köşeye ilmeksiz artık sabitleyip ipimizi kopartıyoruz burada. 2 tanesini eklemiş olduk. Şura alt kısma gelecek. Bura askılar gelecek. Şöyle yine beşgen. Şuraları, diğer motifleri ekleyeceğiz. Şimdi diğer motife gelelim. Şimdi 3. motifimizi de ördük, bitirdik. Son sırasına hangi sıraya, hangi köşeye denk getirirseniz getirin. Benim başlangıç yerim şurasıydı. 1, 2, 3 sırayı ördüm. Şu 4. sırayı hemen şuraya ekleyeceğim. Yani şöyle tuttuğunuz zaman iki sivri ucu yukarıya gelecek askerlerimiz. Hemen şu kısma, burası beden olacak şurası. Şu kısma şöyle çeviriyorum. Köşeden köşeye yine aldım. Diğer motifi eklediğimiz gibi iki zincir çektim. Köşemi tamamlayarak karşılıklı ekleyerek gideceğim. Bir zincir çektim. Hemen köşenin yanındaki, karşıdaki yere bir zincir çektik. Bağladıktan sonra devam ediyorum örmeye. Üstten verdim, ipimi çıkarttım, bir zincir çektim. Bir zincir çekiyoruz. Karşılıklı bu şekilde bir kenarını ekleyerek gidiyorum. Diğer tarafında gösterdim zaten. Köşeye geldik yine.
2 tane örüp 2 zincirle son köşemizi de ekleyip bu sıramı, bakın başlangıç yerim şurası, bu sıramı köşeyi tamamlayarak devam ediyoruz. Bakın. Köşeme gelince ipimizi kopartacağız. Diğer son motifimizi de bu sefer tek tek değil iki taraflı yere, yani hep tek bir tarafa eklemiştik. Şimdi iki taraflı ekleyeceğiz. 3 tane zincir çekip son yerimde ilmeksiz sabitleyip ipimizi kopartıyoruz. Şu şekilde. Yani şöyle bir parça oldu şimdi. İki motif önde. Şurası iki motif, burası ön. Bu son motifimiz arkası. Yani şöyle olacak. Şimdi arkadaşlar, buralar dediğim gibi askı. Şimdi son motifimizi örerken hem burasını hem bu tarafını birleştireceğiz. Bir kenar ördükten sonra hemen ekleme işlemine geçeceksiniz. Son sıramızın bir kenarını ördük. Bu bir kenardan sonra ekleme işlemine geçeceğiz. Çünkü bir buraya eklenecek, öreceğiz, sonra buraya ekleyeceğiz. O yüzden bir kenar ördükten sonra hemen bunu, şu kısmı ekleyeceğiz, sonra burayı düz gideceğiz, sonra bu sırayı ekleyeceğiz, sonra şurada başlangıç yerimizde bitireceğiz. Buraya kadar anladık sanırsam. Üçüncüyü eklediğimizde bu şekilde tutalım, şöyle alalım elimize, başlangıç yerimiz burası, bir sıra ördük, iki tane zincir çekip hemen şu köşesini şöyle göstereyim. Köşeden ekleyelim. Ekleme işlemini zaten biliyorsunuz. İki tane ördük. Bir zincirle köşenin yanındaki yere hemen karşılıklı ekleyerek bu sırayı örelim. Yani son motifimizde iki kenar eklenmiş olacak. Bir kenarı ekleyip bir kenar düz örüp bir kenar daha ekleyeceğiz. Çünkü iki tarafı birleştirmemiz lazım. Şimdi göstereceğim yine size. Köşeye geldik. İki zincir çekip diğer köşeye ekledik. İki zincir çekip bu köşemizi tamamlayalım. Bu şekilde bunu ekledik. Şimdi şöyle tekrar göstereceğim size ne yaptığımızı. Burayı ekledik. Şimdi şurayı boş geçeceğiz. Sonra burayı ekleyeceğiz. Yani şu şekilde olacak. Şurası gövde yerimiz. Burası ön diye düşünün. Şuralara askılar gelecek. Şöyle çevirelim yine. Bu sırayı, yani bu kenarı düz geçelim.
Köşeye geldik. Düz ördük. Şimdi tam şurayı da eklediğimiz zaman bluzumuzun göğüs kısmı hazır olmuş olacak. Son sırayı da şu şekilde göstereyim yine. Böyle yapınca da kenara geliyor. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle dört parçayı buralarda birer kenar, buralarda ikişer kenar kalacak şekilde eklediğinizde zaten olacak. Bu köşeyi de ekleyelim buraya kadar. Bu kenarı ekledim. Şu başlangıç yerimiz buraydı. Buraya kadar düz bir şekilde örüyorum. Üç tane zincir çekip bu köşemizi de tamamlayıp ipimizi kopartalım. Onları ben yine kaybedeceğim. Yani şöyle bir parça elde edelim. Dört tane motifimizi birleştirdik. Buralar askı yerlerimiz. Tam göğüs kısmını sütyen gibi de düşünebilirsiniz şu şekilde. Şimdi burayı alt kısmını öreceğiz. Askıları daha sonra göstereceğim. Şimdi burası göğüs altımız. Şuradan buralar askı gelecek. Buradan başlıyoruz. Turuncu rengimizi orta renkte ne yaptıysak o rengimizi aldık. Şu kenar yerden burası kenar olacak. Herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. 3 tane zincir çektik. Daha sonra ilmek aldık. Hemen buraya da olabilir, ortaya da bir tane trabzan yaptık. İlmek aldık. Bu trabzanımızın çevresine şu şekilde trabzan yaptık. İlmek aldık, boşluğa bir trabzan. İkili ilmek aldık. İki tanesinin tam ortasına bir trabzan daha örüyoruz. İlmek alıyoruz. Tam trabzanın etrafına, yani şu boşluktan böyle de çekebilirsiniz. Çakma trabzan olur. Dilerseniz trabzan da örebilirsiniz. İlmek aldık, boşluğa bir tane. İlmek aldık, tam tepesine bir tane trabzan. İlmek alıp ikinci trabzanı, yani buraya bir trabzan daha örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane tepesine yaptıklarımızı ise ilmek alıp etrafından bir tane daha trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir trabzan. Tam tepesine bir trabzan daha, onun boşluğundan bir tane daha. Yani bir düz bir çift, bir düz bir çift diye bu şekilde bu sıramızı gidiyoruz. Daha volanlı, daha kiloş gibi olmasını istiyorsanız bunu biraz daha sık yapabilirsiniz. Sık derken yani bu arada çift yaptıklarımızı bir tane daha çift yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ben düz yapacağım. Bir düz. Tam tepesine bir tane daha yapıp etrafına bir trabzan daha. İlmek aldık. Bir tane düz trabzan, tam tepesine bir tane daha, bunun etrafına
bir trabzan daha ikili. Bu şekilde bu sıramızı sona kadar örelim. Bu birleşme yerlerinde bir tane ördük. Normal şu tam orta yerine, birleştirme yerinin ortasına bir tane yapalım. Yani örneğimizi bozmadan. Sonra boşluğa bir tane. Bu şekilde devam edelim. Bir boşluğa, bir trabzanların ortasına. Şurada hiç bozmadan gitmiş olduk. Sona kadar gelelim. Tam son kısma geldik. Burada şunu da belirtireyim. Bu kısmı örerken isterseniz elinizi biraz gevşek tutun. İsterseniz tığ numaranızı bir tane daha 3 ile örüyorduk. 3,5 yapabilirsiniz. Son yerimize geldik. Bunu birleştiriyoruz. Ve ipimizi burada bu rengimizi koparttık. Şimdi aynı yerden diğer rengimize geçiyoruz. 4 sıra olacak. 1 sıra bir renk, 1 sıra bir renk. Her sırayı renkli renkli yapacağız. Şimdi ister başlangıç yerden, ister şuradan hemen bir yerinden başladım. Bunları içinden gezdireceğim. 3 tane zincir çekip ilmek alıyoruz. Hemen yanındaki yere bir tane trabzan yaptık. Bunun hemen çevresine bir trabzan daha. İlmek aldık. Hemen yandaki boşluğa bir tane daha yaptık. Bunun da etrafına bir trabzan ördük. Yani aslında bunu yaparken bir tane de artmış olacak. İlmek aldık. Bunu düz yapıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. İlmek aldık. Yandaki boşluğa tekrar trabzan yapıp bunun çevresine bir trabzan daha. Bir tane daha trabzan ördük. Bunun çevresine bir trabzan daha. Bu sefer bir ondan bir ondan yapmıştık alt kısımda. Şimdi iki tane dolgulu, bir tane düz araya. Bir tane düz yaptık. Hemen bütün trabzanların tepesini şu boşluklara yapacağız. Bir tane ördük. Şu düz örmüştük zaten. Yani iki tane şöyle, tek bir tane de trabzan. Bunun etrafını örüyoruz. Hemen yanına tekrar yaptık. Bir tane daha ördük. Düz bir tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir tane daha. İki çift bir tek olarak devam edeceğiz. İki tanesinin etrafına dolandık. Bir tane düz yaptık. İki etrafına yaptık. Bir tane düz yapıyoruz. İki tane etrafına, bir tane düz. Bakın şimdi marullanmaya başladı. Bizim istediğimiz de buydu. Bu şekilde şimdi bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Aşağıda nasıl yaptıysak bir çift bir tek yaptık. Üstünde de iki çift bir tek diye bu sıramızı da geçelim. Bakın bu şekilde ilerliyoruz.
Şunu da söyleyelim, çok marul istemezseniz alt sırada gittiğiniz gibi bir çift bir tek de gidebilirsiniz. İkinci sırada iki çift bir tek olarak gidiyoruz. İsterseniz öyle de gidebilirsiniz. Sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Üçüncü sırada ise bu sırayı nasıl yaptıysak aynı şekilde ilerleyeceğiz. Artık artırma gibi olmayacak. Çünkü bunlar artmış oluyor. Etrafını doladığımız her bir ilmek artmış oluyor. İki tane çiftli yaptım. Bir tane tek. Etrafını doladığımız yere çift diyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yine etrafını doladım. Bir direk yapıyorum. İkincinin etrafını doladım. Bakın. Şuraya kadar yine sona kadar bu şekilde gelelim. Sona geldik. Bunu da tam başlangıç yerimize ipimizi kaydırarak birleştirdik. Bir zincir çekip bu ipimizi de koparttık. Hemen alttan yine ben bunu bir gezdireyim. İpimiz karışmasın. Şöyle bir kaybedeyim, sonra daha detaylı temizleyeceğim arkadaşlar. Evet, ikinci sırası da bu şekilde olacak. Bakın şöyle de gösterebilirim. Şimdi üçüncü sırasına tekrar turuncuyla devam edeceğim. Buna da şöyle de olabilir. Bunu da herhangi yine bir yerinden veya aynı yerden de başlayabilirsiniz. Şuradan bir zincir ipimi önce bir sabitledim. 3 tane zincir çektim. Aynı yerden hemen öndeki boşluğa, yani trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıp ilmek alıyoruz onun etrafına. Birinci kısımda yaptığımız gibi her bir boşluğa bir tane trabzan, bir trabzan daha ama çift. Yani bu sefer bir çift bir tek, zaten yeteri kadar sayımız çoğaldı. Bir düz, bir çift, bir düz trabzan, bir çift trabzan, bir etrafına yapıyorum. Yani her bir boşluğun trabzanın tepesine bir tane düz, bir tane de etrafını dolayarak çift yapıyorum. Bir düz, bir çift, bir düz, bir çift. Üçüncü sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Yine şöyle göstereyim sizlere. Üçüncü sıramız da bu. Sonra ben aynı şekilde bu üçüncü sıramızı nasıl yaptıysak mavi ile de tamamlayacağım.
Siz istediğiniz kadar uzatabilir veya kısa tutabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Burayla şimdi vaktimizi daha fazla videomuzu uzatmayalım. Hemen kulplara geçiyoruz. Kulpumuz için de istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Ben mavi kulptan yapacağım, mavi ipten. Şimdi bu köşeden başlıyorum. Tam tepedeki köşemizden ipimi içeriye sabitleyerek ipimi buraya taktım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekip ilmek alıyorum. 1 zincirle birlikte 2 oldu. 3, 4, 5. Tabii bu kulp kalınlığı size bağlı. 5 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. Tam başlangıç yerindeki yere bir sık iğne ile 3 tane zinciri birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük. İlmek alıyoruz. Bu zincirimizin 3 tane zincir çekmiştik. Bu zincirimizin içine zincirle birlikte 2 oldu. 3, 4 ve 5. 5 tane doldurdum. Tekrar 3 zincir çekip geri dönüyorum. Başlangıç noktamıza sabitledim. 3 zincir çekip tekrar geri döndüm. Kulpumuz bu kadar. Bundan ibaret arkadaşlar. 3 tane zincirin içine 5 tane trabzan dolduruyorum. Bu başlangıçtaki zincirle birlikte. 3 zincir çektim. Geri döndüm. Son zincirin olduğu yere sık iğne ile birleştirdim. 3 tane zincir çekip geri döndüm. İlmek alıp bu zincirin içine 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. Bu kadar. Yani bunu omzunuzu ölçerek kaç santim dilerseniz şuraya kadar eklemesini göstereceğim şimdi. Biraz uzatalım. Askımızı ördük. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki siz ölçüp de yapabilirsiniz. Ben bir ölçeyim. Tam 32 santim geliyor. Şimdi bunu bitirdikten sonra düz bir şekilde şöyle 3 tane zincirimizi yaptık. Bu tarafa gelmiştik. Hemen arka tarafa, diğer ucuna birleştirdim. Pardon. Hemen göstereceğim. Şu 3 zincir unutmayın. 3 zincirle bu tarafa geldik. 3 zincir çektik. Arka tarafa düz bir şekilde, şuranın düz olmasını kontrol edin. Düz bir şekilde birleştirdik. Tekrar 5 taneyi dolduralım. Doldurduktan sonra aynı yere, köşeye ilmeksiz bunu birleştirip bir tane zincir çekip şu şekilde birleştirmiş olduk. İp askımız da hazır. Şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, askımızı da yaptık. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Uzun olduğunu düşünüyorsanız kısaltabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz örgülerde biraz giydikçe uzama yapabilir askılarımız. Modelimiz bu. Şöyle gösterelim. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerlerde yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.